Bülbül Ağa. Vakit geldi hatun. Hadi toparlan. Gidiyoruz. Kösem Sultanımız teşrif etmek üzereler. Nizama sokun herkesi. Hadi bakalım. Geç öyle. Geçin. Nizam bozmayın. Geçin. Geçin. Kitlemesene hatun. Baba beni bekliyorum burada. Nereden peteklendim ben? Durun beni karışık batırsınız. Hatunlar! Telaş etmeyin. Kösem Sultanımız hepinizin derdiyle alakadar olacak. Bunca yıldır kimi bir çare bıraktı da birbirinizi yiyorsunuz? Nizamı bozmayın. Destur! Kösem Sultan Hazretleri! Vazifen mühim hatun. Feleğin çemberinden geçeceksin, onu da söyleyeyim. İdrak et, ona göre davran. Sultanım sen çok yaşa. Sen sultanım çok yaşa. Allah'ın dergi olsun sultanım. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Senin de. Karından Allah bin kere razı olsun sultanım. Allah razı olsun. Amin. Sultanım çok yaşa. Bayramı mübarek olsun sultanım. Allah razı olsun. Kızım gelinlik çağına geldi sultanım. Ona çeyiz düzeceğiz. Lakin ne elde var ne avuçta. Ne yapacağımı bilemedim. Kösem Sultan'a git. O herkesin derdine derman bulur dediler. Meleki, ne lazımsa yapılsın. Allah razı olsun sultanım. Allah ne muradınız varsa versin. Beyim sultanım, borçlarımız yüzünden mahpusa düştüm. Evimin direği gitti. Üç çocuk bir de ben nahçer kaldık. Senin adın ne?
Rabia. Üzülme Rabia. Üzülme güzel kızım. Baban yakında çıkacak. Allah razı olsun sultanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultanım. Tuttuğunuzu altın etsin. Sağ olun sultanım. Sultanım, arabanız hazır. Saraya dönebiliriz. Ahalinin arz hallerini toplayın. Hepsini okuyacağım. Gel. Sultanım. Sultanım. İsmi nedir Bülbül? Yasemin Sultanım. Yasemin koydum ismini zira... Kösem Sultan'ın en sevdiği çiçeğin adıdır. Sultanım. Emriniz üzere hasbahçede sofralar kuruldu. Şehzadelerimiz ve sultanlarımız da geldiler. Elinizi öpüp hayır duanızı almak isterler. Gelsinler. Ağır bir buhran geçirmiş. Geçmişini kim olduğunu hatırlamıyor. Uzun yıllar Venedik'te bir manastırda kalmış. Yerini tespit eder etmez emir verdik. Korsanlarımız kaçırdılar. 2 senedir Hadım Mehmet Paşa'nın konağındaydı. En ufak bir hata hepimizi ölüme götürür. Sağlam bir tedrisattan geçti. Her şeyi düşünmüş. İlmek ilmek örmüşsünüz validem. Peki sonrası? Malum, Kösem haremde kuş uçurtmuyor. Yıllardır hiçbir hatun 2 defa halvete girmeyi başaramadı. O bir ateş parçası. İnan tek gecelik olmayacak. Bundan böyle hatun sana emanet. Haremde onu sen koruyacaksın.
Senelerdir bu günleri bekledik Bülbül. Sabırla, inatla. Az kaldı sultanım. Sizden alınan, çalınan ne varsa hepsini geri alacağız inşallah. Bu hatun yalnız Kösem'in değil, Sultanahmet'in de sonunu getirecek. Ve biz tahta kendi oğlumuzu, Şehzademiz İskender'i çıkaracağız. Mehmet'im, aslanım, ilk göz ağrım. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun validem. Sağ ol, senin de. Validem. Murad'ım, cengaver şehzadem. Bayramınız mübarek olsun. Ne oldu kaşına, yine kavga mı ettin? Yok, kavga etmedim. Talimdeyken oldu. Beyazıt'la talimde olmuş validem. Hayırlı bayramlar. Sana da güzel Ayşe. Fatma, Geverhan gelin. Kasım, yavru aslanım. Gel. Eycan, Meleki, ikizlerimi de getir. İbrahim'im. Atikem. Rabbim esirgesin sizleri. Maşallah. Bayram günü dua ediyorum sultanım. Yüzleri gibi bahtları da güzel olur inşallah. Amin Ece. Amin. Osman'ım nerede Ece? Allah bilir nereye kayboldu yine. Maşallah şehzadem. Yalnızca ilminiz değil, pazunuz da kuvvetli. Artık büyüdünüz. Bunun bir tek sen farkındasın Nalan.
Ne hünkâr babam, ne de validem Kösem Sultan bunun farkında. Sancağa çıkma vaktim geldi de geçiyor. Aman şehzadem, ulu orta söylenecek laflar değil bunlar. Teamüller gereği vakti geldiğinde şehzadeler sancağa çıkar. Tecrübe kazanır. Sen demedin bunları. Dedim elbet, dedim de bunu ancak hünkârımız düşünür. Yalnız onlar karar verirler. O yüzden şehzadem, zinhar bu arzunuzu aşikar etmeyin. Maazallah, mazideki birçok şehzade bu yüzden canından oldular. Şehzade Osman Hazretleri, aman! Şehzadem, elinizden bir kaza çıkmasın sakın. Validem değil mi? Lala Ömer Efendi. Afiyetlisinizdir inşallah. Eksik olmayın Cennet Hatun. Sizi gördüm, daha bir iyi oldum. Yasemin sana emaneti Can Kalfa. Bir oda tahsis edilsin. Hamama girsin, aklansın, paklansın. Yeni kıyafetler verilsin. Emredersiniz sultanım. Sakin günlerinin tadını çıkar Yasemin. Zira yakında fırtına kopacak. Ya nefes keseceksin, ya nefesin kesilecek. Razıyım sultanım. Kaderime razıyım. Sultanım, zevciniz sizi sual ettiler. Nerede şimdi? Dairenizde. Sizi bekliyorlar. Validem. Bayram sabahı neredesin Osman? Lalam, Ömer Efendi ile birlikteydim. Vaktim farkına varmamışım, özür dilerim. Sizi üzmedim inşallah. Sen beni hiç üzer misin aslanım? Beni sual etmişsin. Sabah uyandığımda yanımda göremeyince merak ettim. Alışkın değilsin tabii. Değilim. Nereye gittin? Valideme gittim Zülfikar. Bayramını kutladım. Saraya gitmemiz lazım. Hünkârımızı bekletmek olmaz. Hadi. Gel. Hünkârım. Hasodabaşım. Şehzademiz Mustafa Hazretleri sırça köşkten çıkmıyorlarmış. Ne demek çıkmıyorlarmış? Ağaları odasından kovmuşlar. Gelmeyeceğim demişler. Hünkârım, mideniz için hazırladığım ilaç şifadır. Sen git İskender. Git ve kardeşimi getir. Emredersiniz. Bu
gözümde tutuyor evladım. Bu daha ne kadar devam edecek böyle? Buna da şükretmek lazım sultanım. Kösem sultan sağ olsun, en azından şehzademizin yüzünü görüyoruz. Bayramdan bayrama. Dilruba nerede kaldı Menekşe? Zaten vaktimiz kısıtlı. Sultanımız şehzademizin yanına çoktan gittiler sultanım. Öyle mi? Neden söylemiyorsun? İki ayağınızı bir pabuca sokmak istemedim. Gitmişlerdir Pinhan'a, değil mi? Hünkar emretmiş. Yine gelecekler. Bu kez zorla götürecekler sizi. O yüzden şehzadem. Ne? O yüzden ne? O yüzden kılıcınızı alın ve savaşarak ölün. Mustafa'm, kardeşim. Dilruba. Benim şehzadem, açın kapıyı. Mustafa. Gir Dilruba. Ne oldu Mustafa'm, yüzün bembeyaz? Hünkar abimin ağları buradaydı az evvel. Beni götürmek istediler lakin gitmedim ben. Ne istiyorlarmış? Canım almak istiyorlarmış din şehzadem. Söylesenize. Neymiş? Bilmiyorum. Bayezid yok. Neden gelmedi? Neden gelsin? O bizim kardeşimiz değil ki. O ne biçim laf öyle? Bir daha işitmeyeceğim. Sizin valideleriniz biri olmayabilir. Lakin kardeşsiniz. Aynı kanı taşıyorsunuz. Validemiz haklı Murat. Osman da başka valide. Rahmetli Mahfirüze Sultan'da. Ama bizden aynı gayesi yok. Emir verdim Osman'a. Bayezid de gelecek. Hadi bakalım geçin yerlerinize. Bayramınız mübarek olsun Kösem Sultanım. Senin de Bayezid. Sultanım, hayırlı bayramlar. Sana da Gülbahar. Mustafa, evham yapacak ne var bunda? Dilruba sen de öyle. Telaş etme. Bayram günü kim kime kıyar? Hayra yormak lazım. Ben meseleyi öğreneceğim validem. O vakte kadar Mustafa hiçbir yere gitmeyecek. Hah. Has oda başımız da geldi. Sultanım. Hünkârımız şehzademi neden çağırtmış İskender? Has bahçede bayram ziyafeti var. Hünkârımız herkesi orada görmek istiyorlar.
Şimdi anlaşıldı. Hadi Mustafa, birlikte gideceğiz. Davutpaşa'da ava çıkacağım. Şehzadelerim Osman ve Mehmet de benimle gelecekler. Sonrasında da askeri alayla döneceğiz. Ki tüm cihan görsün benim cengaver şehzadelerimi. Aylardır bugünü bekliyordum. Ben de öyle. Ne zamandır vuracağım ceylanlar rüyalarıma girmeye başlamıştı. Ben de ava çıkacağım. Murat'ım, benim cengaver şehzadem. Senin daha vaktin var. Av deyince şehzadelerinizin her biri ayrı heyecanlanıyor hünkârım. Sizin için ne büyük bir saadet. Evlatlarım dünyadaki tüm hazinelerden daha kıymetli Zülfikar Paşa. Darısı başınıza sultanım. İnşallah. Paşama nice evlatlar vermek isterim. Kutlu günde kardeşimin sırça köşkten çıkmasına müsaade ederek bizi bahtiyar ettiniz. Keşke bu esaret ilelebet son bulsa. Kardeşim hep yanınızda olsun. Hacı, hanedanımız has bahçede ziyafetteyken senin ne işin var burada? İşlerim var. Senin gibi boş gezenin boş kafası değilim ya. Hekimbaşı beni bekler. Hekimbaşı mı? Hayrolsun, ne oldu? Ya bir de sana hesap vereceğim. Çekil git başımdan. Tövbe tövbe. Gene neyin peşinde bu karamarsık? Sultanım. İskender. Yarın sarayıma bekliyorum seni. Konuşacaklarım var. Hayırlar olsun inşallah sultanım. Nedir mesele? Epeydir böyle kalabalık sofralar kurulmamıştı. İyi oldu. Siz ne konuşuyordunuz? Hiç. Talihsiz Şehzade Mustafa'yı sual ettim.
Ne dersiniz validem? Hünkârımız vicdanının sesini dinler de çıkarır mı Mustafa'yı? Bunu bütün kalbimle istiyorum güzel kızım. Lakin her seferinde ümit etmekten ve hayal kırıklığına uğramaktan yoruldum. Biraz dolaşalım. Sohbet edelim istedim Mustafa. Korkuyor musun benden Mustafa? Burada kalalım hünkârım. Bu adam kim Mehmet abi? Ağa mı paşa mı acaba? Kıyafetleri güzel baksana. Paşa demek ki. Değil mi Osman abi? Ne paşası Bayezid? Murat. O bizim amcamız. Şehzade Mustafa. Ayşe, ne güzel bir sultan oldun sen böyle. Maşallah. Çok sağ olun sultanım. Bahtı güzel olur inşallah. İnşallah. Zevcinizle pek yakıştınız. Allah saadetinizi daim etsin. Amin. Amin. İyi ki Hasan Paşa bu günleri görmedi. Saadet'i başka birinde bulduğunuzu görse yıkılırdı. Takdir ilahi. Şaibeli bir ölüm olduğunu düşünenler var. İstemeye istemeye Mısır'a döndünüz. Hemen ardından ölüm haberi geldi. Hiç vakit kaybetmeden payitahta dönüp nikahlandınız. Yıllar öncenin meselesi bunlar. Eski defterleri kurcalamanın ne manası var? Hünkârımız mide ağrısından pek şikayetçi. Bazı geceler sancıdan uyuyamıyormuş. Bugünlük teskin edici bir ilaç verdim. Hı hı. Bu ne peki? İyi gelir mi? Her gün muntazaman alınırsa bir aya kalmaz iyileşir. Ağrıları, sızıları diner. Hadi inşallah. Kösem Sultanımız sakın duymasın. Telaşlanır sonra. Belki işitmişsindir Mustafa. Bir cami külliyesi inşa ettirdim. Yakında ibadete açılacak. Belki birlikte namaz kılarız. Ben gelemem. Yasak çıkamam ben. Sakın içmeyin. Ne malum içinde zehir olmadı? Yıllardır dua ediyoruz. Artık taşın altına elimizi koyma vakti gelmedi mi sizce de? Ne diyorsun sen deli ruhum? Kardeşimi çıkartmak için bir şeyler yapmamız lazım diyorum. Aklımda bir şeyler var. Lakin bugünden yarına bir şey bekleme. Sabırlı olacağız. Eksin gediğin yok inşallah Mustafa.
Varsa söyleme kâfi. Sağ olun hünkârım. Her şeyim tas tamam çok şükür. Allah sizden razı olsun. Neden içinizden geçenleri söylemiyorsunuz şehzadem? Ondan nefret ettiğinizi. Onu öldürmek istediğinizi. İstemiyorum. Ben anlamadım, ne istemiyorsun Mustafa? Hiçbir şey istemiyorum. Hünkârım ben müsaadenizle köşke döneceğim. Hayır kalın. Buradaki her şey size ait. Bu sofra, bu saray. Gördüğünüz her şey sizin aslında. Abiniz elinizden çaldı. Bağışlayın hünkârım. Kardeşim emriniz üzere yıllardır dört duvar arasında. Haliyle kalabalığı yadırgıyor. Alışması vakit alacak. Eğer şimdi içeri girerseniz bir daha asla çıkamayacaksınız. Çabuk geri dönün ve size ait olanlara sahip çıkın. Bırak beni, bırak beni, bırak, bırak, bırak! Hala alamadınız bir şey Sadem. İsterseniz kaftanın ardına saklanın. Benden, yani hakikatlerden kaçamazsınız. Sus, sus, git! 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 Vezir-i Azam Halil Paşa. Saadetli hünkârım, bayramınız mübarek olsun. Veziri Sani kulunuz Davut Paşa. Yedi iklimin padişahı efendimiz. Mübarek Ramazan-ı Şerif bayramınız hayırlı olsun. Veziri Salis kulunuz Mustafa Paşa. Mustafa'm pek bedbağ. Hali hiç hoşuma gitmedi. Ya ne olacaktı validem? Bütün şehzadeler sarayda keyif çatarken bir tek benim kardeşim her şeyden mahrum. Yıllardır tecrit altında. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Beklemeyeceğiz Dilruba. Dediğim gibi kardeşin için elimizden geleni yapacağız. Lakin bu o kadar kolay değil. Sabırlı olmalıyız. Benim sabrım tükendi validem. Tükendi. Evvela güç kazanmalıyız. İktidardan pay almalıyız Dilruba. Bunu da ancak senin sayende başarabiliriz. Benim sayemde mi? Gelin olma çağına geldi. Devlet ricalinden kudretli biriyle evleneceksin. Şehzademiz Mustafa'nın istikbali için varını yoğunu ortaya koyacak biriyle. Kimmiş o biri validem? Siz onu da düşünmüşsünüz belli. Divanda en kudretli kimse o. Vezir-i Azam Halil Paşa. Caminizin inşaatı bitmek üzere hünkârım. Önündeki meydanla birlikte öyle muhteşem oldu ki dünya durdukça herkes isminizi anacak.
Halil Paşa'mızın hakkı var hünkârım. Hasta mimarbaşınız Sedefkar Mehmet Ağa muazzam bir eser ortaya koydular. Af dilerim aşağı huzurdan. Cahil Cüela takımından bir güruhten siz, padişahımız ne zafer kazanmıştır da böyle bir cami inşa ettirir diye laf ederler hala. Sultanahmet 100 yıllık Celali isyanını bastıran hükümdardır. Bundan hala zafer mi olur diyemedin mi Davut Paşa? Demez olur muyum hünkârım? Ağızlarının payını verdim elbet. Rahmetli kuyucu Murat Paşa ona verdiğim emirle Anadolu'ya geçti. Ona verdiğim güçle eşkıyanın başını ezdi. Sen de oradaydın İskender Ağa. Nasıl muhteşem bir zafer olduğuna bizzat şahitsin. Domuzoğlu dedikleri Celali Başı. Kaçarken yakaladık. Bre gafil. Sen Osmanlı'nın adaletinden kaçabileceğini mi sandın ha? Adalet mi? Zulüm desene sen şuna paşa. Sizin bu yaptığınız zulüm. Sen de bu zalimlerin başı bezirganısın. Sen devlete isyan et. Köyleri yak yık. Herkes yerinden yurdundan olsun. Mezalimin altında masum ahaliyi inim inim inlet. Sonra karşıma çık ve bana zalim de. Savaş bu paşa. Hiç kimse masum değil. Mühim olan ilk taşı kimin attı? Bremerun. Ne savaşından bahsedersin sen? Savaş küffarla olur. Sizinki alçakça bir isyan. Ve bu isyanın artık sonu geldi. Yanılıyorsun paşa. Siz kendinizi efendi, bizi de köle gördüğünüz müddetçe bu savaş, bu isyan artık adına her ne derseniz deyin. Bitmez. Bu kan asla durmaz. Gel. Sultanım, misafiriniz geldiler. Osman. Sultanım. Bizim aslan torunumuz. Gel. Sultanım. Söyle acaba. Şehzadeniz Osman Hazretleri. Eski saraya gitmişler. Anlaşılan o kim? Safiye Sultan görmek istemiş. Gecikince senden ümidi kestik. Kösem müsaade etmedi sandık. Sarayda bayram ziyafeti vardı. O yüzden geciktim. Kösem'le aran nasıl? Pek düşkünler bana. Pek severler. Ben de öyle. Malum, validemin yokluğunu bana hiç aratmadılar.
Sen yine de dikkatli ol. Kurt tokken kuzuyla dosttur. Dosttur da açken dostluk falan kalmaz ortada. Endişe etmeyin sultanım. Ben bir kuzu değilim. Validem de kurt değil. Validen. Dünyanın bin bir türlü hali var. Allah muhafaza. Yarın öbür gün hünkâr babanın başına bir iş gelirse, Kösem'in kimden taraf olacağı aşikar. Neticede onun kanından değilsin. Ümit'te dönmeyiz Kösem. Meryem sana emanet. Gözün arkada kalmasın. Aklı Mustafa da öyle değil mi? O dört duvarın içinden çıkınca kardeşimi görürüm dedim. Sarılırım. Göremedim gözü. Gözlerinin içine baktım. Göremedim. Duvar vardı sanki aramızda. Yılların ördüğü koskoca bir duvar. Benim sincap dediğim kardeşim. Canpare. Bir yabancıya bakar gibi bakıyordu bana. Ve en acısı ne biliyor musun? Buna ben sebep oldum. Ahmet, zinhar kendini suçlama. Herkes birlik olmuş kardeşinin canını almanı isterken sen karşı durdun. Yapmadın. Onu oraya kapatmanın sebebi de oydu. Onu korumak. Epeydir rüyamda Kösem. Sesi kulaklarımda çınlıyor. Abi çıkar beni buradan diyor, çıkar. Uykularım bölünüyor. Önce başım ağrıyor. Sonra da karnıma bir sancı giriyor. Belli ki Rabbim sana doğru yolu gösteriyor. Kalbinden ne geçiyorsa onu yap iş. Az kaldı Sultan, az kaldı. Bu geceye kadar tahsisleri bitirmem gerek. Madem devlet işleriyle hep sen meşgul oluyorsun. Neden divana girmiyorsun? Doğru ya. Kösem müsaade etmiyor değil mi? Benimle evli olduğun için. Ben baş müsahif vazifemden gayet memnunum sultanım. Ayrıca elde etmek istediğim her şeyi elde ettim ben. Pek de sessizmişsin sen Yasemin. Kösem Sultan dedikleri kadar güzel mi? Maşallahı var. 8 evlat verdi hanedana. 4 şehzade, 4 sultan. Bu
Buna rağmen hala güzel mi dersen, güzel. Zira yaşı da pek yok. 30 bile olmadı daha. Benim Mahir Şehzadem. Validem. Çok güzel olmuş. Maşallah. On parmağında on marifet. Ziyafetten sonra göremedim seni. Anlaşılan eski saraya gittiğimi öğrenmişsiniz. Onu biliyorum. Bilmediğim Safiye Sultan'la ne konuştu? Bayram vesilesiyle beni görmek istemiş. Ben de kırmak istemedim. Muhabbet ettik ama çok kısa kaldım yanında. Kısa uzun fark etmez Osman. Safiye Sultan'la görüşmeni istemiyorum. O hanedana ihanet etmiş bir sultan. Bir çıkarı olmasa seni çağırmazdı. Yıllar evvel bir suç işlemiş. Cezasını da çekmiş. Hem ne yapabilir ki? Onu hiç tanımıyorsun oğlum. Ölüm döşeğinde dahi olsa aklında bir şeytanlık vardır. Sultanım, beni emretmiştiniz. Mesele mühim olsa gerek. Hünkârımıza bir hediye götürmeni istiyorum. Avdayken teslim edeceksin. Nasıl bir hediyeymiş bu sultanım? Ki Zülfikar Paşa'mızdan bile gizlediniz. Hicran kalfayı bulsan. O sana hediyeyi teslim edecek. İskender. Paşam. Sultanım, müsaadenizle. Ne işi var İskender burada? Hünkârımıza bir hediye göndereceğim. Onu teslim edecek. Has odabaşım. Hediyeyi ver Hatun. Acelem var. Sultanımızın cariyesi Yasemin Hatun. Hünkârımıza takdim edilecek. Beni takip et Hatun.
Konuş. Hünkârım bağışlayın. Lakin mevzu mühim. Hanzade Mehmet Giray yakalandı. Derhal yanıma getir. Kimdir bu Mehmet Giray? Kırım Hanzadesi. Nicedir kaçaktı. Demek Mehmet Giray yakalandı. Niye kaçaktı? Ne kabahat işlemiş? Kırım tahtına oturmak için hünkârımızın rızası hilafına saltanat kavgasına girişmişti. Sultanım, siz burada. Kötü bir şey yoktur inşallah. Safiye Sultan'a geldiğimi haber ver. Mehmet Giray. Hünkârım, bağışlayın. Vaktiyle sana büyük bir paye vermiştim Mehmet Giray. Seni Kırım tahtına kalgay tayin etmiştim. Lakin sen benim irademi hiçe saydın. Evvela kardeşin Şahin Giray'ı kaçırdın. Yetmezmiş gibi rızamın hilafına Kırım tahtına oturdun. Geçmişte yaptığım hataları biliyorum hünkârım. Ben de af dileyip etenizi yüz sürmek için payitahta doğru yola çıkmıştım. Haberim var. Bir mektupla af dilemiş, gelmek istediğini söylemişsin. Şüphesiz ki af dileyen, aman dileyen kullarıma karşı merhametliyimdir. Sana bir can borcum vardı Mehmet Giray. Vaktinde Kösem Sultanımı kurtarmıştı. Şimdi ödeştik. Alın bunu götürün. Yedikule zindanlarına atın. Uzun zaman oldu Kösem. Yıllar geçti. Hangi rüzgarı attı seni böyle? Sürülmedin herhalde. Siz gayet iyi biliyorsunuz ne olduğunu. Oğlumdan uzak durun. Şehzadem Osman'dan. O kadar çok doğurdun ki. Kim oğlun, kim değil ayırt edemiyorsun. Şehzade Osman senin oğlun değil. Onu sen doğurmadın Kösem. Çok şükür. Doğurmadım. Lakin sarayı bastığınız gece cellatlarınızın elinden onu ben kurtardım. Ben baktım ona. Analık ettim, sütümü verdim. O yüzden kim ne derse desin, Osman benim oğlum. Herkes biat etsin istiyorsun değil mi? Herkes fır dönecek etrafında. Sana yüz çevirmelerine tahammülün bile yok. Daha şimdiden bütün paşaları bağlamışsın kendine. Emrine karşı gelen olursa akıbeti belli. Ölüm.
Tıpkı vaktiyle kuyucu Murat Paşa'ya yaptığın gibi. Ne diyorsunuz siz? İnkar etme. Her şeyi biliyoruz. Murat Paşa'yı sen öldürdün. Emir verdin. Nasuh denen o hain köpek de işini bitirdi. Kösem Sultanımız, sizi ikaz etmek için bir ağa yolladı paşa. Emirlere uymanızı istedi. Lakin siz ağanın kellesiyle cevap verdiniz. Safiye Sultan'a özenen o işgüzar Haseki'ye söyle, devlet işlerinden uzak dursun. Yoksa daha çok kelle gider. Devlet işlerine meraklı olabilir. Nihayetinde şehzade anası itaat etmeniz icap ederdi. Ben Vezir-i Azam Murat Paşa'yım. Namı diğer Kuyucu Murat. Değil sultanlara icap ederse padişahlara bile boyun eğmem. İşte bu yüzden paşam, Kösem Sultanımız, sırf bu yüzden sizi artık istemiyor. Malum, iktidar gölge kabul etmez. Nasuh Paşa. Sultanların sadık köpeği. Evvela Safiye'ye kulluk ettin. Sonra Kösem'e. Hiç mi gururun yok senin be adam ha? Hiç mi şerefin yok? Gurur, şeref. Bunlar lafı güzaf paşa. Ben hayatta kalabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Keşke siz de benim gibi yapsaydınız. Kösem Sultanımızın karşısında değil, yanında durmayı tercih etseydiniz. İşte o vakit. Böyle soğuk, karanlık bir çadırda can vermezdiniz paşam. Ki kızın Ayşe Sultan'ı 3 yaşındayken onunla nikahladın. Lakin aldığı rüşvetler, işlediği kabahatler bir bir ortaya çıktı. Ve onun da boynuna yağlı urgan geçti. Kuyucu Murat Paşa, Nasuh Paşa kimin umurunda? Kim hünkârımıza ihanet eder, gücünü paylaşmak isterse cezasını çeker. İnsanlardan vazgeçmeyi tez öğrendin. Gün gelecek, feleğin çemberi tekrar dönecek. Ve sen Şehzade Osman'dan da işte böyle vazgeçeceksin. O bir şehzade. Paşalarla karıştırmayın. Ya Şehzaden Mehmet'le Osman arasında tercih yapmak zorunda kalırsan? Öz evladın dururken Osman'dan yana tavır alabilecek misin? Bir daha ikaz etmeyeceğim. Şehzadelerimden uzak durun. Bilhassa Osman'dan. Thank you.
Hünkârım. Gel. Cumaşah Sultanımız size bir hediye yollamışlar. Hediye mi? Getir. Safiye Sultan'ı ziyaret etmişsiniz validem. Osman abini eski saraya davet etmiş. Evladımla arama girmek niyetinde. Osman abim size sadıktır. Sizin her sır çevirmez. Gel. Sultanım. Ayşe. Hadi sen git kardeşlerine bak. Artık herkes uyusun. Sultan. Hümaşah Sultan'ın sarayından adamlarımız haber yolladı. Bir cariye hediye etmişler hünkârımıza. Haz odabaşı İskender, hatunu bizzat hünkârımızın yanına götürmüş diyorlar. Kimmiş hatun? Malumatımız yok. Ah cennet. Başladılar yine. Ne kadar uzak kalmak istesek de ölümle, ihanetlerle sınanacağız yine belli. Yasemin. Ne hoş bir isim. Gibi. İskender. Sultanım. Hünkârımızın yanına bir hatun götürmüşsün diye işittim. Hümaşah Sultanımızın hünkârımıza hediyesi. Bizzat refakat etmemi istediler. Sen neden buradasın o vakit? Hatunun kim olduğu belli değil. Hünkârımıza zarar vermeyeceğine malum. Hümaşah Sultanımız neden böyle bir şey yapsın? Safiye Sultan'ın kızı olduğu için olabilir mi? Onlara zerre kadar itimadım yok İskender. Senin de olmayacak. Hünkârımızı korumak için her ihtimali düşüneceksin. Yalnız o da değil. İki tane şehzadem orada. Allah korusun onlara da zarar verebilir. Sultanım, mübalağa ediyorsunuz. Hem hünkârımız ve şehzadelerimiz yalnız değiller. En güvendiğim adamlarımı verdim yanlarına. İnşallah öyledir.
yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Araba hazır mı heyecan? Hazır sultanım. Nereye gidiyorsunuz sultanım? Hünkârımızın ve şehzadelerimin emniyette olduğunu gözlerimle görmeden içim rahat etmeyecek Meleki. Evlatlarım sana emanet. Yanlarına git. Emredersiniz sultanım. Demek beni çiziyordun. Ben biliyorum. Resim yasak ama... Sizi öyle görünce dayanamadım. Kızdınız mı? Nerede öğrendin? Belli ki asil bir aileden geliyorsun. Ben hünkârım Venedikliyim. Manastırda kaldım uzun yıllar. Orada öğrendim. Ağalar. Nakkaşların kullandığı defterlerden getir ve kalemlerden. Emredersiniz hünkârım. Madem resmi kabiliyetin var, doğru düzgün bir kağıda çiz suretimi. İskender nereye kaybolmuş? Bir malumatım yok sultanım. Hünkârımızın yanında olabilirler. İnşallah. O hatunla alakalı içimde kötü bir his var heyecan. Sultanım. Sultanım. Sultanım yetişin. Şehzademiz İbrahim. Ateşler içinde yanıyor. Hekime haber verdiniz mi? Verdik. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hekim kadın nesi var? Ateşi bir hayli yükselmiş sultanım. Bir an evvel düşürmemiz lazım. Yanıyor. Buz getirin çabuk. Bayramınız mübarek olsun. Bağışlayın sultanım. İlk günden gelecektim ancak fırsat bulamadım. Mühim değil İskender. Geldin ya. Seni tanıdığımızdan beri hiç aksatmadan her bayram ziyaretimize geldin. Halimizi, hatırımızı sordun. Bizi hiç yalnız bırakmadın. Senin kadar vefakarını bulmak zor. Burada ekseriyetle bir başınız olduğunuzu biliyorum sultanım. İnsan bazen birini arıyor. Sohbet edebileceği birini. Biz ömrümüzün son demindeyiz. Peki sen? Sen niye yalnızsın İskender? Hanende huzuru bulmanın vakti geldi de geçiyor bile. Kısmetimiz neyse o sultanım. Bir şikayetim yok. Senin gibi yiğit, istikbali parlak bir has odabaşı için can atar hatunlar. Seçeceksin birini. Kıyacaksınız nikahı. Kendi hanen olacak.
Sevcen, evlatların, aile önemli. İnşallah sultanım. Hayat bu, belli mi olur? Gün gelir sevdiklerini bulursun. Ailene kavuşursun. Öyle bir ihtimal yok sultanım. Benim için o defter çoktan kapandı. Böyle olmaz. Suretinizi çizmem için sizi daha iyi tanımam lazım. Bilmem lazım. Tanı o zaman. Bil. Hünkârım. Gel. Kösem Sultanımız haber yollamışlar. Şehzademiz İbrahim hastalanmış. Ateşini düşüremiyorlarmış. Şehzadelerime haber verin. Derhal hazırlansınlar. Saraya dönüyoruz. Hayırdır, kim bu hatun? Hünkârımızla birlikte avdan geldi. Gözdeler koğuşuna alınacakmış. Hatun Cevval Sultanım, ilk geceden halvete girmekle kalmamış, hünkârın nazarı dikkatini celbetmiş. O vakit acele edelim. Al bunu. Yasemin'e götür. Nasıl ki evladım Mehmet Han'ı gün be gün zehirlediler, biz de Sultanahmet'i işte öyle zehirleyeceğiz. Azar azar. Yavaş yavaş. Kimse ne olup bittiğini anlamayacak. Ahmet yatağa düştüğünde de her şey için çok geç olacak. Epeydir midesinden rahatsızmış sultanım. Kösem Sultan'dan dahi saklıyorlar. Her gün içtikleri bir ilaç var. Onu kullanacağız. Âlâ. Yalnız Hümayun Şah'ın bundan haberi olmayacak. Kızı yalnızca Kösem'e rakip diye bilsin. Aksi takdirde mani olur. Biliyorsun, hünkâr yeğenini pek sever. Merak etmeyin sultanım. Bu bizim sırrımız. Destur, Sultan Ahmet Han Hazretleri.
Şükürler olsun geldiniz. Oğlum nasıl? Şehzadem nasıl? Çok şükür iyileşti. Ateşini düşüremeyince bir şey olacak diye çok korktum. İbrahim. Aslan parçası. İbrahim. Geçmiş olsun sultanım. Bizi bir hayli telaşlandırdı küçük kardeşimiz. Kim bu kız? Yasemin, hünkârımızın yeni gözdesi. Avdayken halvete girmişler. Bu muymuş? Kösem sultanımıza ne diyeceğiz Cennet Kafa? Vakti geldiğinde söyleriz. Şşt, hatun dön bakayım. Size dua ediyorum. Rabbim bana evlat acısı yaşatmasın. Amin. Sana seneler evvel bir söz vermiştim. Sana nice sultanlar, şehzadeler vereceğim diye. Ne mutlu ki kocaman bir aile olduk. Kaynağı sensin gözüm. Hayalimiz sayende gerçek oldu. Hanedanımız büyüdü. Köklerini tekrar derinlere saldı. Bülbül'a. Gel hatun yaklaş. Aferin, yüzümüzü kara çıkarmadın. Lakin esas vazifen şimdi başlıyor. Aman diyeyim dikkatli ol. Bir damlasını dahi zayi etme. Safiye Sultanımıza canım feda. Öyle. Hünkârın midesi için içtiği bir ilaç var. Hususi hazırlanıyor. İşte bu zehri o ilaca damlatacaksın. İlacınız hünkârım. Çeşnigâr tattı, mühürlendi. Şöyle koyacağız ya. Hünkârım, Kösem Sultanımızın hastalığınızdan haberi yok. Lakin ben bilmesini faydalı görüyorum. Malum, kendisi hepimizden daha iyi bakarlar size. Ciddi bir şey değil Hacı. Telaşlandırma şimdi. Hünkârım. Thank you.
de kadırga izliyorum. Ben de yapacağım. Evvela kağıttan yapalım Mustafa. Büyüyünce ahşaptan nasıl yapılır öğretirim. Halil Paşa, seninle konuşmak istedim. Seni takdir ettiğimizi bil. Pek azimlisin. İşinin ehlisin. Lakin liyakat kimin umrunda? Bugünlerde kimsenin yeri sağlam değil. Anlamadım sultanım. Seninle açık konuşacağım Halil Paşa. Mührünü ve makamını korumak istiyorsa yapman gerekeni biliyorsun. Hanedan damadı olmak. Sultanım yoksa? Kızım Dilruba Sultan'ın vakti geldi. Senin gibi kudretli ve istikbali parlak bir damadım olsun isterim. Siz nasıl münasip görürsünüz sultanım? Mustafa. Korkmana gerek yok Mustafa. Şehzadelerimi gördün. Hepsi seni merak ediyor. Bilhassa Osman. Çok şehzade, çok sultan var. Ben bilmiyorum kim kimdir. Yakında hepsini tanıyacaksın Mustafa. Bundan böyle ailenin arasında bir duvar olmayacak. Artık hürsün. Nasıl? Ben... Yıllardır içten içe bana kırıldığını... hatta öfkelendiğini biliyorum. Allah şahidim olsun ki... ben hiçbir vakit böyle olsun istemedim. Herkesten, her şeyden, kendimden dahi korumaya çalıştım seni. Artık bitti. Cesaretin sona erdi. Bundan böyle hep aramızda olacaksın Mustafa. Hep yanımızda olacaksın.
Şehzademiz nasıl sultanım? Biraz daha iyiler mi? İyi çok şükür. Ateşi çıkmadı tekrar. Cennet. Hümaşah Sultan'ın gönderdiği hatundan haber var mı? Hünkârımız dönünce ne olmuş ona? Vallahi telaşa düştük sultanım. Hiçbir haberimiz yok. İlaveten boş yere üzülüyorsunuz. Hünkârımızın gözünün sizden başkasını gördüğü mü var Allah aşkına? Mesele o değil Cennet. Hatunun kim olduğu belli değil. Hümaşah Sultan bizden gizli göndermiş. Ne malum hain olmadı? Şehzademiz İbrahim hastalanmış diye işittim Bülbül. Nedir durumu? Daha iyiler sultanım. Maşallah bir daha ateşlenmemişler. Çok şükür. Hatun becerikli çıktı. İkinci kez halvete girerse tamamdır. İşte o zaman rahatlayacağım. Hünkârımızı iyice meftun etmeli kendini. Eder sultanım. Edecek, göreceksiniz. Paşa pek hevesker seninle evlenmeye. Güzelliğini işitmiş belli ki. Ne oldu Dilruba? Yoksa paşayı beğenmedin mi? Pek beğendim validem. Tam da ayarlarımı süsleyen paşayı bulmuşsunuz. Sultanım çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Hünkârımız Şehzade Mustafa'nın hareme dönmesine karar vermişler. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Destur! Şehzade Mustafa Hazretleri! Geçmiş olsun Kösem. Şehzademizin rahatsızlandığını işitince çok endişelendim. Maşallah çabuk toparlamış. Sağ olun sultanım. Biz de çok korktuk. Ben de hünkârımıza bir hatun göndermişsiniz diye işittim. Hatun pek hoş. Güzeldi. Akıllı, iyi yetiştirilmiş. Ben de hünkârımıza layık gördüm. Bir mahsuru yoktur umarım. Yok. Hünkârımıza sadık bir kul olduğu müddetçe. Öyle olmalı ki avdan birlikte dönmüşler.
gelir gelmez de Gözdeler katına alınmış. Şehzadem. Sonunda ait olduğunuz yerdesiniz. Bu oda, bu eşyalar, giysiler, hepsi sizin. Asıl savaşınız şimdi başlıyor şehzadem. Er ya da geç hakkınız olan tahta oturacaksınız. Bir isteğin var mı Mustafa? İstersen söyleyeyim Menekşe'ye badem kavursun sana. Yorgunum, uyuyacağım. Hatun avdan hünkârımızla beraber dönüyor. Döner dönmez Gözdeler koğuşuna alınıyor. Ve ben bunu Hümaşah Sultan'dan işitiyorum. Bağışlayın sultanım. Şehzademiz İbrahim'le alakadar oluyordunuz. Vakitlice söylerim dedim. Kimmiş hatun, neymiş, gördünüz mü? Güzel mi? Söylesene heyecan. Ne güzeli sultanım. Alelade bir hatun işte. Cennet, hatunu tetkik et. Hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Kimmiş, nereden gelmiş, soyu sopu her şeyi öğrenmeliyiz. Tabii ki tetkik ederim. Lakin bir şey çıkacağını sanmam. Hümaşah Sultan'ın işleri bunlar. Kavgayı çekmek istiyorlar sizi yine. O yüzden hatunun kim olduğunu bilmemiz lazım. Hümaşah Sultan'ın gözleri ışıldıyordu. Kendinden pek bir emin. Bu hatunda bir şey var. Mustafa'm nasıl da ürkek. Mutsuz. Bedeni burada, ruhu başka yerde sanki. Uzak, soğuk bakıyor. Onca yıldan sonra kolay değil valide. Diyorum ki bir cariye mi hazırlatsak? İyi akıl ettin. Aslanımın kafası dağılır, rahatlar. Menekşe, şöyle ağzı iyi laf yapan, neşeli, cilveli bir hatun bul. Aslanım gönlünü eylesin. Merak etmeyin sultanım, ben alakadar olurum. Yasemin Hatun. Gel benimle. Nereye gidiyoruz? Haremde yapılacak bir yığın iş var. Sen de bir ucundan tutarsın. Hem böylece nereye geldiğini de anlamış olursun. Gel. Şehzadem. Valideniz sizin için gönderdiler. Şehzadem.
Ocağa odun at da ateş harlansın. Gördüğünüz gibi sultan, bir şeye benzediği yok. İsmi ne demiştin? Yasemin. Sultanım siz... Şaşırdın mı hatun? Koskoca sultana sesleniyorsun. Kâfi, gidelim. Yoksa Kösem Sultan mıydı? Ta kendisi. Hünkârımızın baş hasekisi. Şehzadelerin anası. Aman diyeyim hürmette kusur etmeyesin. Yürü hadi taşla. Şehzadem, canınızı almaya gelen bir cellat o. Sakın kanmayın. Teslim olmayın. Uyumanızı bekleyecek. Sonra da ipek urganı boynunuza geçirecek. Hatun pek sessiz, zararsız. Kafasına vur, lokmasını al. O cesur. Beni rahatsız eden bir şey var heyecan. Tam adını koyamıyorum. Lakin hatun göründüğü kadar masum olmayabilir. Dikkatli olun heyecan. Ne olursa olsun hünkârımızla bir daha yalnız kalmayacak. Gel. Sultanım, Şehzade Mustafa Hazretleri hareme dönmüşler. Hünkârımız izin vermişler. İyi olmuş. Nicedir içine dert olmuştu. Ne oldu Menekşe? Ne bu yüzün hali? Sultanım, felaket. Şehzademiz. Aman ya Rabbi. Ne oldu burada böyle? Mustafa. Validem. Beni öldürmek için geldi o cellat. Boğacaktı beni. Şş, Mustafa. Geçti. Geçti. Şimdi ne yapacağız sultanım? Hatun şehzademize saldırdı desek. Olmaz.
Yalanımız çıkarsa yanarız. Bu hadise hiç kimse bilmemeli. Menekşe yardım et. Hatun'un cesedini ortadan kaldıracağız. Bu gece böyle bir hadise zinhar yaşanmadı. Arabanız hazır. Hala. Yükünüz hala ağır. Sormamın bir mahsuru yoksa uzak bir yere mi gidiyorsunuz? Büyük çarşıya gidiyorum Cennet. Fakir fukara için bazı hediyeler hazırlattım. Onlar da atılacak. Burada olanları hiç kimseye anlatmayacaksın. Asla. Tamam mı? Hepsi geçecek. Her şey düzelecek. Biz yine eskisi gibi olacağız. Ben yapmak istemedim valide. Zarar vermek istemedim. Pinhan dedi. Öldür dedi. O istedi. Onun suçu hepsi. Ben bir şey istemedim. Pinhan kim Mustafa? Şehzadem sakın! Zinhar bahsetmeyin benden. Şehzadem sizden başka kimse göremez beni. Kimse duyamaz. Kes sesini. Sus. Asıl siz susun. Şehzadem bilmesinler beni. Yoksa sizi tekrar o kafese kapatırlar. Bir daha asla çıkamazsınız. Asla! Git buradan git! Git! Mustafa! Git katil! Esnur! Dilruba Sultan Hazretleri! Sultanım, bendeniz Vezir-i Saniye Davut Paşa kulunuz. Dilruba Sultan, hünkârımız Sultan Ahmet'in kız kardeşi. Şeref duydum Sultan. Ağalar dikkat edin, içindekiler aile kıymetli. Dikkat etsenize! Thank you.
Siz bırakın ağlar. Şimdi bir şey sormayın paşam. Kim olduğunu, ne yaşandığını sormayın. Yalnızca yardım edin buna. Gel. Has odabaşım. Ümahşah Sultanımız haber göndermiş. Sizi İncülü Köşk'te bekliyorlar. Hünkârım. Gel köse. Elleri pek mahir. Kabiliyetli. Ben de resmimi çizmesini istedim. Nasıl? Beğendin mi? Beğenmedim. Zira bu resim eksik. Yarım, ben yokum. Lakin dediğiniz gibi kabiliyetli olduğu aşikar. Münasip bir vakitte bizi beraber çiz. Ne güzel düşündün. Sen hareme dönebilirsin Hatun. Şehzade Mustafa hareme dönmüş. Kalbimden geçeni yaptım Kösem. Vicdanım öyle büyük bir yükten kurtuldu ki. Çok sevindim. Zira bu yüzden uykularım bölünüyordu. Çok üzülüyordun. Maazallah hasta olacaksın diye korkuyordum. İskender. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Yasemin Hatun'u biliyorsun. Ava götürdüğün cariye. Senden onu korumanı istiyorum. Kösem Sultan Hatun'un varlığından rahatsız. Ona zarar verebilir. Sultanım, hiç kimse hünkârımızın gözdesine zarar veremez. Zaten Kösem Sultanımız da öyle alelade bir cariyeyle muhatap olmazlar. Has odabaşı olarak dikkat etmeni istiyorum sadece. Hatun'un başına bir hal gelirse senden hesap sorarlar. Paşam. Senin ne işin var burada?
Asıl sizin ne işiniz var burada? Başka bir arzunuz yoksa saraya dönebiliriz sultanım. Hiç mi bir şey sormayacaksın Davut Paşa? Hiç mi merak etmiyorsunuz kimdir nedir? Her kimse belli ki sizi çok üzmüş sultanım. Sırf bu yüzden bile ölüm hak etmiştir. Size keder verdiği için. Zira kimse, ama hiç kimse sultanımızdan daha değerli değildir. Nedir bu kadar mühim olan? Böyle gizli gizli buluşunuza göre hayat memat meselesi olması gerekir. Paşam ben... İskender. Sen çıkabilirsin. Vaziyeti ben izah ederim. Sultanım. Paşam. Evet, seni dinliyorum. Nasıl izah edeceksin bu vaziyeti? Söyle. Senin burada ne işin var Maşa? Yahu, sizin aranızda ne var? Zülfikar, sen ne diyorsun? Aklından ne geçiyor senin böyle? Olacak iş mi, mümkün mü? İncili Köşk'te gizli gizli buluşuyorsunuz ve benim ne düşünmemi bekliyorsun Maşa? Ha? Ben sizi uzun zamandan beri görüyorum Maşa. Her fırsatta İskender'in yanındasın. Her iki lafından biri İskender. Maşa, ona nasıl baktığını görüyorum ben. Görüyorum. Zülfikar, kalbimi kırıyorsun. Kalbimi kırıyorsun. Sandığın gibi değil. Eğer sandığın gibiyse bunu itiraf etmeni beklemiyorum senden. Ama o İskender konuşacak. Onun ciğerini ellerimle sökeceğim. Hayır. Yumaşa çekil önümden. Dur. Yumaşa. Zülfikar. Önümden çekil. Sakın. Çekil önümden. Dur. Yumaşa. Zülfikar. Yumaşa çekil. Zülfikar dur. Çekil. Dur. Dur. İskender benim kardeşim. Anladın mı? İskender benim öz kardeşim. Öz kardeşim benim. Kurtulduk validem. Hatun şu an boğazın dibinde. Allah'ım sana şükürler olsun. Kurtulduk kurtulmasına da nereye kayboldu demezler mi? Eski saraya gönderdim derim. Öyle de. Şehzademizin hali bir tuhaf sultanım. Ya ağzından bir şey kaçırırsa, maazallah biri duyarsa yanarız. Sıkı sıkı tembihledim. Şehzadem kimseye bir şey söylemeyecek. Siz de susacaksınız Menekşe. Herkes dilini mühürleyecek. Hiç kimse hiçbir şey bilmeyecek. Biri hariç. O ne demek? Bizden başka kim biliyor? Dilruba.
Vezir-i Sani Davut Paşa. Haremin kapısında yakaladı bizi. Lakin telaş etmeyin, ifşa etmediği gibi yardımcı oldu. Böyle bir şey olamaz mı? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz Zümaşa? Bu... İspatınız nedir? İskender'in bir muskası var. Bazı vakitler boynuna takar. Görmüşsündür mutlaka. Evet, gördüm. İçinde tılsımlı bir gömlek var. Validem saraydan kaçırırken üzerine giydirmiş. İspat o. Ne vakit doğdu, kimin oğlu olduğu, sırtındaki doğum lekesine kadar hepsi yazıyor üzerinde. Hayır, bu mümkün olamaz Mümaşa. Yani İskender bir şehzade mi? Bunca yıl sustum. Zira biri İskender'in şehzade olduğunu öğrenirse anında kellesi gider. Sen de susacaksın Zülfikar. Hem benim için hem de İskender için. Onu sen yetiştirdin. Evladın gibi. Üzerine titredin onu. Paşam. İskender.
oluyor paşam? Zannediyorum bugünkü mevzuyla alakalı. Yatağımı hazırlayın. Gel. Sultanım. Ne oldu acaba? Bunu nasıl söylerim bilmiyorum. Lakin bunu benden işitmeniz en doğrusu. Söyle. Hünkârımız. Bu gece Elbet için Yasemin Hatun'un hazırlanmasını emretmişler. Gel. Hünkârım. Gel Yasemin. Seninle bir konuşayım diye geldim İskender. Aklınızdan neler geçiyor bilmiyorum paşam. Lakin bilmenizi isterim ki sizi üzecek, kalbinizi kıracak bir şey asla yapmadım. Yapmam. Biliyorum İskender. Biliyorum. Hümaşah Sultanımız hareme yeni gelen Gözde'yi korumamı istediler benden. O yüzden çağırmışlar İncirli Köşk'e. Haberim var. Benim... buraya gelmemdeki sebep... benim sana söyleyeceğim şu ki İskender. Sultanların arasındaki meseleleri zinhar karışma. Her zaman dediğim gibi. Hünkârımıza meşgul ol. Senin vazifen bu. Vazifeni yap. Hoş geldin Hümaşah. Size güzel bir haberim var validem. Yasemin Hatun.
Bu gece ikinci kez hünkârımızın koynuna girmiş. Gecemizi aydınlattın. Demek Kösem'in 10 yıllık saltanatı yıkıldı. Çoktan hatundan kurtulmanın yollarını düşünmeye başlamıştır. Gerçeği bilmiyor tabii. Her ağacın kurdu kendi özündendir demişler. Boşuna değilmiş. Kim derdi ki Kösem'in sonunu kendi canından, kendi kanından biri getirecek. Öz be öz, kız kardeşi. Ne oldu sultanım? Bu resimdeki çok tanıdık. Geldiğim yere benziyor heyecan. Doğduğum topraklara.